Alak suresi ilk ayetinde yaratan Rabbinin adıyla oku ifadesiyle beraber bugün dünya Müslümanları okumayı yalnızca ve yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ve emredileni okuyarak yapmak dışında hayatı, evreni, kainatı, yaratılışı anlamayı okumakla geçiriyorlar. Bu şekilde din anlaşılıyor. Bu şekilde insan bu dünyada niye var sorusunun cevabı bulunmaya çalışılıyor. Bugün ise camilerde Kur'an kursları sayesinde öğreticilerimiz, başkanlığımızın müfredatıyla beraber çocuklara doğru bilgiyi öğretip onların hem Kur'an-ı Kerim okumasını hem de hayata dair, yaşadığımız hayatın anlamını sorgulayan ve yapması gerekenleri öğrenmeye dair okuma yapmaktalar. Biz bugün son bölümlere doğru artık bir güzel daha camideyiz. Burası Altındağ, Karapürçek Mahallesi, Tevhid Camii. Camide Çocuk Sesi programına hoş geldiniz. Ekran başına hoş geldiniz. Sizler evlerinizde, iş yerlerinizde, nerede müsaitseniz bizlere eşlik ederken biz de bugün Altındağ Karapürçek Mahallesi Tevhid Camii'nde bu kez daha önce kız öğrencilerimiz vardı ya, bu kez de erkek öğrencilerimizle, yaz Kur'an kursuna devam eden kardeşlerimizle bir güzel program için karşınızdayız. Tabii biliyorsunuz onlara soracağımız sorular var. Müfredattan işlemiş oldukları. Ama o bilsin, bu bilemesin, niye bilemedi telaşında değiliz. Kusurları örtmeye niyet ettik, öyle devam ediyor. Siz ekran başında hazırsanız, biz de kardeşlerimiz de hazırız. Orhan Hocam gelecek, Kur'an kursu öğreticimiz ve tabii camimizin imamatibi. Onunla sohbet edelim, sonra programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Tabii erkek öğrenciler deyince kızlara göre biraz daha fazla ses çıkardıkları düşünülür. Erkekler doğası gereği yerlerine duramazlar. Biz de kendimizden biliyoruz ama çok sakince kardeşlerimle beraberiz. Şimdi hocam onların öğreticisi, camimizin imamatibi. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş gördük. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor yaz Kur'an kursu? Hamdolsun çok heyecanlı, zevkli. Tabii biraz da yorucu ama her şeye rağmen onlara yorgunluğumuz helal olsun diyoruz. Evet, evet. Çünkü çok gelecek vadeden yavrularımız, evlatlarımız var. İnşallah bu nebzede onlara yardımcı olursak kendimizi çok mutlu sayarız inşallah. Diyanet işlerinde çalışan binlerce personel için din görevlisi demenin yanında din gönüllüsü ifadesi çok daha uygun düşüyor. Çünkü aynen, bazı işler sadece resmi görevle, bir bedel karşılığında, bir mesaiyle yapılır işler değil. Hı-hı. Bu da öyle. Gönüllü olmayınca, severek yapmayınca tadı, evet, kaçabilir ister istemez. Hı-hı. Gönüllü olarak bu işi yapmanın size kattıklarını, yaşattıklarını nasıl anlatırsınız? Bir defa vicdanen rahat oluyorsunuz. Yani hele hele ileride bu yavrularımızın belli başarılarını görünce, evet, çok hoşunuza gidiyor. Bir payınız varsa orada, o emeği vermişseniz mutlu oluyorsunuz. Yani bu da her şeye değer. Bedel, her şeye bedel. Eyvallah. Cemaatin gözlemlediğiniz kadarıyla cami cemaatinin Kur'an kursu talebelerine bakışı, destekleri, onlara nasıl iletişim kuruyorlar? Tabii bazen hakikaten sabırsızlar ama zamanla, biz zamanla ikaz ediyoruz. Hem yavrularımız hem cemaatimizi, bunlar alışacaklar. Evet. Yani şimdi çocukların bizim gibi burada 3 saat oturmaları ses yapmadan mümkün değil. Dolayısıyla onlar hareketliler, mutlaka bu enerjilerini bir şekilde atacaklar. Bazen onları idare ediyoruz, bazen cemaatimizi idare ediyoruz. Ve hamdolsun ama yani doğru bir zaviyeden bakarlarsa, geniş pencereden hak verecekler ki zaman zaman veriyorlar ve bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, güzel bir taraftan bakarak ifade ettiniz. Biz hep diyoruz ya, Başkan Bey'in de tabii çağrısı, evet, oldu cemaate bu yönde. Çocuklar kendi pencerelerinden haklı, cemaat kendince haklı. Ama hocamın gözünden tarif daha başka. İkisini de idare etmek lazım geliyor. Ne camiye devam eden cemaati üzmemek, gönüllerini, aynen, kırmamak lazım gelir. Alıştıkları bir düzen var. Camide huşuyu buluyorlar, hı-hı, huzuru buluyorlar. Ama çocukların da kalbini kırmamak lazım ki onlar da geleceğin teminatı. Kesinlikle öyle. Zaten cemaate alıştıkça, yani başkalarının koşmadıklarını görünce, konuşmadıklarını görünce çocuklar, evet, istersen onlar da burada koşulmayacağı, konuşulmayacağını, evet, zaten idrak ediyorlar. Evet. Bu zamanla olacak inşallah. Harika, ki harika. Gün geçtikçe çok güzelleşiyor elhamdülillah.
Allah eyvallah. Mahcup etmesin, gayretinizi i̇nşallah. Artırsın. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yavrularımıza güzel gelecekler diliyoruz inşallah. İnşallah, İnşallah. Çok sağ olun. Eyvallah. Efendim şimdi kardeşlerimizi tanıyalım, sonra yarışmaya geçelim. Mihrap takımı yarışmacıları. Salih Berat Yercel, 12 yaşında. Boş zamanlarında bilgisayarıyla oynuyor. Muhammed Enes Kırca, 10 yaşında. Onun en sevdiği hobisi bisiklet sürmek. Ömer Said Karacakurt, 10 yaşında. Arkadaşlarıyla futbol oynamayı seviyor. Koray Uyanık, 12 yaşında. Koray keman çalmakta çok yetenekli. Yusuf Günaydın, 12 yaşında. Boş derslerde basketbol oynuyor. Minber takımı yarışmacıları. Özber Baran, 11 yaşında. Yaz aylarının en iyi eğlencesi basketbol oynamak. Haşim Baran, 11 yaşında. Yüzmek onun için vazgeçilmezlerden. Mehmet Genç, 12 yaşında. Arkadaşlarıyla mahalle maçı yapmaktan çok hoşlanıyor. Şükrü Ünlüeloğlu, 13 yaşında. Gezmek onun için harika bir yaz eğlencesi. Ve Berkay Sefa Karataş, 13 yaşında. Boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendiriyor. Kardeşlerimizi tanıdıktan hemen sonra, şimdi de onlarla biraz daha yakından sohbet edelim. Onları biraz daha yakından tanıyalım. Mihrap takımının ilk yarışmacısı Salih, al bakalım mikrofonun eline. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Evet. Peki, heyecanlı gördüm biraz seni Salih. Evet, çok heyecanlı. Ne kadar heyecanlısın? Çok. O çoku bir göstersene bana elinle. Bu kadar var mı? Var. O kadar. Hay Allah, çok fazlaymış. Nasıl azalır? Nasıl biter bu heyecan? Bilmiyorum. Allah'a mı? Soru sormayalım mesela. Soruyu sana sormayalım. Öyle heyecan gider mi? Biraz. Biraz gider ama soruyu sorarak heyecanı nasıl bitirebiliriz acaba? Belki soruyu sorunca heyecanım gider. İşte bu, aradığım cevap buydu. Soruyu sorunca ister istemez Salih'in heyecanı gider. Salih adı gibi birine dönüşüverir, heyecan gider. Harikasın. Heyecan, bunu başka bölümlerde izleyen kardeşlerimiz, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Heyecan kötü bir şey değil. Yani bazen zannediyoruz ki bizi yapacağımız işten uzak tutan, o yüzden paniğe kapıldığımız bir durumu yaşatır. Hayır, yaşatmıyor. Heyecan, benim tanımım şu: yapacağımız işe karşı disiplinli olmamızı, saygılı olmamızı sağlıyor. Bende bile heyecan var şu an. Görünüyor mu? Belli oluyor mu? Evet. Vallahi nereden belli oluyor? Terledim biraz diyorsun. Evet, biraz terledim. Evet. Evet, heyecandan dolayı terlemiş durumdayım. Salih, senin sorunu soracağız. Cevabını verirken kardeşlerinden yardım alabilirsin. Onlarla fısıldaşabilirsin. Onlar sana destek verebilir ve inşallah da doğru cevabı söylersiniz. Doğru cevabı söyleyince buradaki arkadaşlarımız da el kartlarını kaldıracaklar. Doğru cevabını onaylamış, tasdik etmiş olacaklar. Yusuf biraz uzak duruyor gibi ama sana yardımcı olmak ister, bir şey söylemek isterse aradan gelir konuşursunuz, değil mi? Evet. Pekala. Bize imanın esaslarını söyler misiniz? Hadi arkadaşlarına bir danış bakalım. Yusuf, doğru söylüyorlar mı? Tamam, Yusuf onayladı oradan. Doğru yani. Peki, hazır mısın Salih? Evet. Seni dinliyoruz. İman esasları 6 tanedir. 1- Allah'a inanmak. 2- Meleklere inanmak. 3- Kitaplara inanmak. 4- Peygamberlere inanmak. 5- Ahiret gününe inanmak. 6- Kaza ve kadere inanmak. Kaza, kader Allah'tandır. İnandığımız her şey Allah'tan gelir. 6 tane esası böyle ifade ediyoruz. Doğru cevap oldu mu beyler? Oldu. Hepsi ellerini kaldırdılar. 10 puan Salih aracılığıyla, tabii kardeşlerinin desteğiyle hanemize yazıldı. Teşekkür ederiz Salih. Nasıl oldu şu anki heyecan durumu? Geçti. Geçti işte, bu kadar. Hiçbir şey kalmadı. Geldik Minber takımına. Kim var? Özber, nasılsın? İyiyim. Allah iyilikler versin. Özber, Haşim'le siz kardeşsiniz, o belli. İkiz. İkizlere sorulan klasik soruyu sorarak gülümsemek istiyorum. Hanginiz daha büyük? Yani bu, yani Türk alışkanlığı, onu sormam lazım. Hanginiz daha büyük? İkimiz aynı anda doğduk ama. Evet.
O kadar düz söyledik yani hiç şey kalmadı böyle. Doğru. Aynı anda doğdu. Hani saniye farkı falan diyorlar ya işte sen daha önce doğmuşsun diye. Öyle belirtmediler mi? Haşim aynı yaştasınız. Aynı huylara sahip misiniz? Yoksa birbirinize hiç benzemiyor musunuz? Ara sıra aynı benzemeler oluyor tabii. Ama genellikle ayrı iki insansınız siz. Değil mi? Öyle de olabiliyor. Evet, bazen çok benziyorlar, bazen hiç benzemiyorlar birbirlerine. Pekala, sana bir sorumuz var şimdi hazırsan. Ama ben mihrap takımının sorularını alıp gelmişim. Onların sorusundan sormayayım değil mi sana? Karışmasın ortalık. Efendim müsaade isteyelim ve şimdi minber takımının soru kağıdını alalım. Bakalım neymiş? Evet, farklı bir soru. Ama kolaylıkla cevap verebileceğini düşünüyoruz hazırsan. Arkadaşlarına ve kardeşine ve kardeşlerine sorabilirsin. Onlardan yardım alabilirsin. Soru şöyle. İnanç yönünden insanlar kaça ayrılıyor? Ve isimlerini öğrenelim. Haydi bakalım. Evet, güzel bir yardımlaşma. Berkay'dan, Şükrü'den, Mehmet'ten ve tabii Haşim'den cevabı bize şimdi kardeşimiz veriyor. Mümin. Münafık, kafir. Bunlar imanın esasları değil de inanç yönünden insanların ayrılması. Yanlış anlatmamış olalım. Doğru cevap geldi mi arkadaşlar? Geldi. Bak çok iyi kalktı oradan. Bir dahi gördüm sanki doğru dediler. Ve minber takımı da 10 puanı alıver. Niye güldün? Ver Mehmet'e. Mehmet'e ver. Niye güldün? Doğru cevap bildiğimiz için. Evet, mutlu ediyor değil mi? Heyecanı falan bitiriyor Mehmet. Öyle mi? Evet. Pekala, harikasınız. Haydi devam edelim mihrap takımıyla. Şimdi kim varmış sırada? Göremiyorum. Muhammed mi? Doğru mu okudum? Al bakalım mikrofonunu Muhammed. Nasılsın? İyiyim. Allah iyiliğini versin. Zaten çok enerjin böyle çok şey pozitif derler ya. İyi bir elektrik yayıyorsun etrafa. Sana böyle diyorlar mı? Ya. Daha hiç diyen olmadı, ilk defa diyorlar. Pekala. Mihrap takımının ikinci sorusu. Ben artık yerime gitmeyeyim. Hem sizi duymakta da güçlük çekiyorum ister istemez. Yanınıza geleyim. Şöyle rahlemizin, mihrap rahlesinin yanı başına oturayım. Sana da bir sorumuz var. Sorum. Bence kolaylıkla cevap verebileceksin. Salih, sence şu soruya kolay cevap verir mi? Gel bakalım. Evet. Verir değil mi? Verir. Gözlerinden alıyoruz biz onu. Ve şimdi mihrap takımının efendim ikinci sorusuna kardeşimiz Muhammed cevap verecek. Cennette görevli meleklerin başlarında bir melek daha var ki onlardan sorumlu olan. Onların başı, onların başkanı, reisi. Sor bakalım arkadaşlarına. Cennette görevli olan meleklerin başı, başkanı kimdir? İsmi nedir? Rıdvan. Rıdvan'dır. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur tabii ki. Bravo, helal olsun diyor. Yani buradan aslında ciddi alkış gibi, çığlık gibi böyle kıyamet oluyor arkadaşlar arkada, anladın mı? Acayip bir şekilde seni destekliyorlar ama sessizler biraz, farkında mısın? Ama böyle daha güzel. Camide böyle olmak lazım değil mi? Evet. Pekala. 10 puan daha geldi. Teşekkür ederiz. 20 puana geldik. Devam edelim minber takımının sorusuyla. Şimdi de diğer ikiz kardeşimiz. Henüz tabii bilmiyoruz hangisi saniye farkıyla bu dünyaya teşrif etti. Peki, Haşim, nasılsın? İyiyim. Nasıl geçiyor yaz Kur'an kursunda günleriniz? Çok güzel geçiyor. Peki, kardeşinle hem evde berabersin, odanız da aynı mı? Evet, aynı. Aynı odadasınız. Ranza mı, tekli yataklar mı? Yani ayrı ayrı mı yataklar, ayrı ranza ayrı mı, üst üste mi? Ayrı ayrı. Ayrı ayrı, tamam. E şimdi devamlı Özber'le orada berabersin. Çıkıyorsun Kur'an kursuna, geliyorsun berabersin. Yolda berabersin. Bazen Özber yeter artık biraz görüşmeyelim dediğin oluyor mu? Yok, olmuyor. Olmuyor. Hep güzel anlaşıyorsunuz öyleyse. Bazenleri kötü anlaşmalarımız oluyor ama çoğunlukla güzel anlaşıyoruz. Özber mi oyun bozancılık yapıyor kötü anlaştığınızda? Yok. Yapmıyor. Çok güzel. Kardeşini hiçbir şekilde o yapıyor diye ele vermemiş oldu. İnşallah ömrünüzün geri kalanında da böyle harika bir kardeşliğiniz, arkadaşlığınız olur. Hazır mısın soruya? Hazırım. Peki, senin sorun neymiş? Bakalım minber takımının ikinci sorusu. Az önce cennette görevli meleklerin sorumlusunu, başını, başkanını, liderini, değil mi, reisini sorduk. Şimdi ise cehennemde görevli meleklerin başında sorumlu olan kim var diye soralım ve sen de cevap ver. Evet, herkesten aynı cevap geldi ve şimdi Haşim söylüyor. Malik. Malik doğru cevabı, bir kez daha kardeşlerimizin onları onaylamasıyla devam eder. 10 puan daha hanelerine yazılır. Arkadaşlar,
Tabii şimdi olumsuz el kartlarını hiç kaldırmıyoruz. Biz burada aslında çok mühim bir vazifeyi yerine getiriyoruz diye düşünüyorsunuz. Haklısınız. Ama gönlünüzden de bunları kaldırmak geçmiyor değil mi? Bir kaldırın hepsini göreyim ben. Hepsini bir kaldırın. Evet. Bir dahakine inşallah nasip değilmiş. Benim aklıma gelmiş. Senin aklına gelmiş miydi? Gelmiş miydi bu sorunun cevabı? Gelmedi mi? Pekala. Yanlış etmeyin. Bir dahakine inşallah. Bu kartları umudumuz yarışmacı kardeşlerimize göstermemek. Ama olur ya yanlış cevap verirlerse diye yanımızda bulunsun. Mihrap takımının üçüncü sorusuna şimdi kim? Ömer cevap veriyor. Ömer, nasıl geçiriyorsun yaz tatilini? Mikrofona. İyi geçiyorum ama biraz heyecanlıyım şimdi. Ne kadar heyecanlısın? Az önce evet. Salih gibi bu kadar mı? Daha fazla. Daha fazla diyor. Daha ellerim titriyor. O kadar mı? Tamam evet. Rahat ol, biraz sohbet edelim seninle. Sen şimdi gittiğin okulu söyle bize. Hangi okula gidiyorsun? Ortaokula geçtim. Daha kaydım olmadı. Daha kaydınız olmadı. İlkokul bitti. Nasıl geçti koca ilkokul? Yani basit de denebilir, zor da denebilir. Orta geçti. Orta geçti. Keyif aldın mı? Evet. Hala görüştüğün arkadaşların var mı? Yani çoğunluğuyla görüşüyorum. Çoğuyla görüşüyorsun. Pekala. İyi bir dereceyle mi bitirdin Ömer? Yani. İyi değil mi? Sorun evet. Yok. Evet. Zayıfın yok değil mi? Yok. Yok, harika. Yaz Kur'an kursuna ilk defa mı geldin? İkinci defa. İkinci kez mi? Evet. Nasıl geçiyor yaz Kur'an kursu? Ne yapıyorsunuz burada? Yani Kur'an okuyoruz. Hı hı. Beraber arkadaşlarımızla Kur'an ve böyle ibadetler hakkında sohbet ediyoruz. Hı hı. Yani hocamız bazen kek falan dağıtıyor. Oo. Bugün yoktu ama hocam. Bugün kek yoktu hocam. Biz kaçırdık mı yoksa? Geç kaldınız. Geç kaldık. Peki. Arkadaşlar aran iyi değil mi? Evet. İyi. Peki iyilik nedir sence? İyilik. İyilik. Tanımla bize iyiliği. Yani. Ne yaparsan birine iyilik yapmış olursun. Düşün bakalım. Şimdi kötü olmak ve iyi olmak arasında farklar var. İyi insanlar var, kötü insanlar var. Evet. Allah ıslah etsin. Tamam. İyi insan nasıl olur? Merhametli. Merhametli olur. Çok güzel. Başka? Yardımsever. Evet. Hatta iyilik yapmak demek birine yardımcı olmak demek değildir. Birine yaptığın iyilikten karşılık beklememek demektir. Evet. Diğer türlü birinden... Birine bir şey yapıp yardımcı olup karşılık bekliyorsan bunun adı menfaat olur. Evet, öyle değil mi? Menfaat oluyor. Peki, iyilikle ilgili bize biraz daha bir şeyler anlat. İyilik deyince ne geliyor aklına? Mesela en son kime iyilik yaptın ve ne iyiliği yaptın? En son. En son 4 kuzenime. Sene önce diye. Ne yaptın? Evet. Kuzenine? Suyun içine düşmüştü. Ne diyorsun? Nerede? Köroğlu Parkı'nda, şu an içinde bulunduğumuz parkta. Skutura biniyordu. Tamam. Suyun içinden geçeceğim diye suyun içine düşmüştü. Tamam. Ben de ona yardım etmiştim. Hemen gittin kaldırdın değil mi? Evet. Ve onu yaparken de kuzenin ismi ne? Osman. Osman. Osman da ben düşersem beni kaldırır mı diye düşünmedin. Değil mi? Evet. Karşılıksız iyilik yaptın. Evet. Sana şimdi bir şey söyleyeyim. Az önce sen üçüncü sorunun cevabını verdin. Ne? Ya. Heyecan kaldı mı şimdi? Yani. Evet, arkadaşınızla sohbet ederken sorunun cevabını aldık. Sorumuz neydi? İyilik dedirdi ama hiç heyecana gerek kalmadı. Bir şey daha var iyilikle ilgili. Söyle öyleyse. Allah'ım bizden başka insanlara karşı yapmamızı istediği şey. Evet, dini anlamda tanımlarsak Allah'ın bizden yapmamızı beklediği ya da başka insanlara davranışlarımızın güzel olanların hepsi iyiliktir. Harikasın. Evet. Tamamladın. Yıldızlı bir 10 puan veriyoruz ve arkadaşların da el kartlarını kaldırıyorlar. Bak sohbet arasında cevabı da verdin. Kolay oldu değil mi? Yani. Evet, çok harikasın. Basit oldu. Nasıl? Çok basit. Çok basit oldu. Efendim şimdi de minber takımına geçelim. Yürüyelim bakalım. Sırada kim var? Mehmet var. Mehmet az önce müthiş bir tebessüm etmişti kardeşlerine. Şimdi benim için kaldırsınlar diyorsun değil mi? Evet. Peki inşallah. Bakalım senin sorun neymiş? Evet. Üçüncü soru minber takımının. Sana da soracağımız soru ilk Müslümanlar üzerinden bir soru. Bize Hazreti Peygamber peygamberliğini söyledikten sonra onun sözlerine yani Allah'ın sözlerine inanan, itibar eden, onun yolundan giden ilk Müslümanları sayar mısın isimleriyle arkadaşlarınla yardım alarak? Evet.
Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Zeyd. Zeyd. Bu dört isim doğru mu arkadaşlar? Siz de onaylıyor musunuz? Peki, dört isim 10 puan demek. Halbuki her birinin 10'dan 40 puan olsa daha mı kolay olurdu? Evet. Peki, nasıl geçiyor Kur'an kursu? Güzel geçiyor. Neler yapıyorsunuz? Kur'an okuyoruz, sure alıyorlar. Bazı etkinliklerimiz oluyor, onlara götürüyorlar. Mesela bizi. Etkinlik ne? Ne yaptınız en son? En son bir buz pateni gezimiz olmuştu. Sen buz pateninde kayabildin mi? Ya düşe kalka yapabildim. Vallahi mi? En çok kim düştü? He? En çok sen mi düştün? Ver şu mikrofonu. Niye düştün? Al bakalım mikrofonunu. Dengede sonra, duramadım. Dengede duramadın mı? Evet. Ben de şöyle yanına geleyim senin. Ya sana bir şey itiraf edeyim mi? Buz patenine ben daha önce gitmedim. Sadece o diğer patenler var ya hani tekerlekli. Onlarla bir kere denedim. Ya 30 kere düşmüşümdür. Arka arkaya yani. O başka bir şey demek ki. Biz yapamıyoruz demek ki değil mi kardeşim? Evet. Ya bundan dolayı da herkes güldü mü sana? Düşüyorsun diye. İsmin ne? Şakir. Şakir'e niye güldünüz ya düştü diye? Çok üzülmüş adam. Vallahi gülmeyin bir daha ona. Bizim yeteneklerimiz başka seninle. Mesela senin yeteneğin ne Şakir? Yeteneği. Neler yapabiliyorsun? Futbol oynayabiliyorum. Mesela çok güzel futbol oynuyor Şakir öyle demeyin. Çok iyi oynuyor. Şakir'cim bir dahakine buz patenine gidince hocadan müsaade iste. Hocam da ben çok sıkıntı yaşıyorum bunda de. Yani boşuna sıkıntıya girmeyelim de yani olur mu? Tamam. Peki harikasın. Aldık bakalım mikrofonu daha. Sıradaki kardeşimiz kim olacak? Şükrü olacak. Şükrü al sen. Tabii herkesin aynı yeteneğe karşı kabiliyeti mümkün olmuyor gelişebilen. Şakir başka meziyetlere sahip. Şimdi Minber takımından sonra Mihrap takımında Koray. Mikrofonun eline alabilirsin. Nasılsın Koray? İyiyim. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Her şey güzel mi? Hı hı. Tamam. Sen kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Kaç sure ezberledin? Yani hadi epey bir say bakalım. Sayamayacağım kadar yeterince fazla. Oo, sayamayacağı kadar az değil yani maşallah. Peki bize bugün ilk insan ve ilk peygamber kimdir söyler misin? Hazreti Adem. Hazreti Adem'dir. Değil mi arkadaşlar doğru cevap mıdır? Bakınız Hazreti Adem doğru aleyhisselam eklemesiyle düzeltmesiyle beraber efendim yanlış söyleyince kardeşlerim beni uyarıyorlar. Yani bu programda hataya mahal vermiyoruz. 10 puan daha eklendi. 40 puanla artık yarışmanın sonuna doğru yaklaştık. Hem bölüm olarak zaman anlamında sonuna yaklaştık. Sorularınızın sonuna yaklaştık. Camide Çocuk Sesi programının da son bölümlerindeyiz. Onun da sonuna yaklaşmış olduk. Şimdi geçelim Minber takımına olur mu? Hadi bakalım. Minber takımından Şükrü. Nasılsın Şükrü? Ne var ne yok? İyiyim teşekkürler. Allah iyilik versin. Bize yaz Kur'an kursu dışında neler yaptığını anlatır mısın? Seni tanıyalım biraz. Neler yapıyorum? Ben futbol oynamayı seviyorum. Futbolda hangi bölümde oynuyorsun? Allah kaleciyim ben. Kaleci misin? Evet güzel kaleciyim. İyi yakalar mısın? Evet yakalarım. Pekala. Ne zamandır oynuyorsun futbol? Ne zamandır oynuyorum? 4. sınıfın yaz tatilinde başlamıştım. Okulun takımında da var mısın? Varım. Harika. Şimdi sana soracağımız soru. Dinimizin yasakladığı davranışlara ne denir? Dinimizin yasakladığı davranışlara. Cevabını vermeden önce. Evet, evet. Aralarında bir istişare oldu. Şu muydu bu muydu cevap diye doğru cevaba geldiler. Tamam bunların hepsini mikrofona söyleyebilirsin. Önce arkadaşlarının sana tavsiye ettiği cevabı söyle. Haram. Peki neden doğru değil bu cevap? Çünkü Allah'ın yememizi istediği, yapmamamızı istediği şeyler olduğu için onlara haram diyoruz. Evet. Mikrofonu biraz daha yakın tut. Peki, doğru cevap. Peki bizim sorumuzun cevabı? Günah. Peki. Günaha örnek ver bize. Mesela şöyle düşün. Yalan söylemek. Yalan söylemek günah. Arkadaşımızın arkasından gıybet yapmak. Kesinlikle öyle. İftira atmak. Kesinlikle öyle. Burada da mesela arkadaşlarına samimi bir sohbet yaptın, konuştun. Sonra o aranızdan ayrıldı. Örneğin Berkay yanınızdan ayrıldı. Aman Berkay da öf her gün kursa zaten geç geliyor. Öf falan hani değil mi? Konuşmak olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama Berkay'ın yüzüne
Berkay her gün geç kalıyorsun, neden geç kalıyorsun diye düzgünce söylemek, kalbinde kırmamak lazım. Evet. Berkay al bakalım mikrofon. Hakikaten geç mi kalıyorsun? Hayır, geç kalmıyorum. İyi ya o zaman, tamam, sıkıntı yok. Şimdi birazdan senden bir sure okumanı isteyeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Ama önce karşı takımdan Yusuf var. Evet. Onun hakkını yemeyelim değil mi? Evet, yemeyelim. Peki Yusuf al mikrofonu eline. Ben de senin yanına geleyim. Bize okuyacağın sure Felak suresi. Okur musun? Okurum. Peki biz de seni dinlemek isteriz. Ama dinlerken hocamız, Orhan hocamız da gelsin. Sizin okumalarınıza dikkat etsin. Değil mi? Hani bir hata var mı, yanlış var mı diye o puan versin. Olur mu? Kaç puan versin? 10. 10 puan. Yüksek puan verir öyle mi? Yoksa düşük puan mı verir hoca? Sesi çok güzel. Bilmiyorum. Arkadaşımızın. Sesi çok mu güzel? Bak senin için övgüler var. Hadi dinleyelim bakalım. Ama önce hocamızı, Orhan hocamızı davet edelim. Sonra da Yusuf'u, sonra da Berkay'ı dinleyeceğiz. Onlar yalnızca Kur'an kursunda hocalarının öğrettikleri soruların cevaplarına hazırlanmamışlar. Onlar yalnızca müfredatın içinde geçenleri ezber etmemişler. Hayatlarının içine yerleştirmeye başlamışlar. İnşallah bugün 9, 10, 11, 12'li yaşlardayken bu edindikleri alışkanlıklar, bu cami kültürü, bu güzel atmosfer hayatlarının geri kalanına sirayet etsin inşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Temennimiz, duamız o. İnşallah temennimiz o. Bize Felak suresini Yusuf okuyacak hocam. Arkadaşlar sesinin çok güzel olduğunu söylediler. Tabii. Dinlemek istiyoruz. Evet. Sonra siz puanlayacaksınız inşallah. Eyvallah inşallah. Yusuf, şimdi biz seni dinliyoruz. Buyur. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak, min şerri ma halak, ve min şerri gâsiqin izâ vekab, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. الله أكبر. صدق الله العظيم. Maşallah. Yusuf başka diyarlardan gelmiş hocam, başka alemlerden gelmiş maşallah. Evet, evet. Çok güzel. Çalışkan, temeli olan bir delikanlımız. Evet. Sesi çok güzel. Tabii zaman zaman sese şey veriyor, kuralları, ama bugün kuralları da ihlal etmedi. Kesinlikle öyle. Kaç puan veriyorsunuz hocam? Yani bir TRT'mizdeki bir yarışmada yıldızlı falan onlar deniliyordu, ama varsa size de verelim getirdiyseniz hocam. Hepsini verelim. Verelim hocam. Gökteki yıldızlar, yerdeki yıldızlar, hepsi Yusuf helal olsun. Yusuf helal olsun. Biz 10 vermeyelim, 100 puan verelim. Daha güzel olur. Evet. Ekranda da 100 yazsın. Arkadaşları kimde eklenince 140 mı? 140 puan olsun bugün. Haydi bakalım maşallah. Şimdi de sıra Berkay'da. Berkay, bize Nas suresini okur musun? Okurum. O zaman seni dinliyoruz. Buyur bakalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi rabbin nâs, Melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Allahu ekber, sadakallahul azim. Evet. Allah doğru söyler muhakkak. Eyvallah. Ama gençler de güzel okur hocam. Eyvallah, eyvallah. Ya onlar okunduğunda güzelleşir. Sesleriyle onlar ziynetlendirir, süslerler. Amen. Değil mi? Eyvallah. İşte harika iki okuma, hem Yusuf'a hem Berkay'a çok teşekkür ederiz. Sizin puanınız kaç olur? Yani surelere nasıl ayırmadıysak Felak ve Nas'ı, evet, onları da ayırmayalım. Ha, Yusuf'un yıldızları kalsın. Eyvallah.
Tebrik ediyorum. Ama ben puanı 100'e yükselttiğimiz için orada eşitsizlik hemen scoreboard'da yazacak. Eşitsizlik olmasın. 100 de oraya verelim eyvallah, hocam. Eyvallah. Yani tamam. Yıldızlar kalsın. Tamam pekala. Ne oldu? Bir 100 de buraya geldi. 140 puanla bugün yarışmanın artık sonlarına gelirken efendim biz gördüğünüz gibi yarışmanın puantajını biraz yukarıya kaldırdık. Ama arkadaşlarımız bu teşvike bizi dahil ettiler. Onlar teşvik ettiler. Harikalar. Hocam bu güzel yavruları yetiştiriyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Allah gayretlerinizi arttırsın. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine sizlerin elinden nesiller gelsin. Sonra onlardan yeni nesiller çıksın. İnşallah. Tekrar size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bu güzel yavrularımıza hayırlı gelecekler nasip etmesini için Rabbimize temennide duada bulunuyoruz. Biz 8 görevli arkadaşımızla 5 erkek çocuklarımıza, 3 de bayan kız çocuklarımıza bu güzel hizmeti yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah güzel bir şekilde neticelendireceğiz ve yavrularımız tekrar bir sonraki senede iple çekecekler kursumuzu inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, güzel sağlık. Eksik olmayız. Efendim şimdi çocuklarımızın başarı belgelerini, küçücük hediyelerini armağan edelim. Sonra veda edelim inşallah. Şimdi kardeşlerimizin başarı belgelerini armağan edeceğiz. Tabii yalnızca yarışmaya katılanlar değil, yarışma dışında kalanlar da gözlerinden belli olduğu kadarıyla, azıcık sohbet ettiğimiz kadarıyla hepsi birbirinden kıymetli. Bugün sadece diğer bu Minber Mihrap takım yarışmacıları sözcüleri, onların sağ olsunlar başarı belgelerini mihrap takımından başlayarak takdim edelim. Salih senle başladık ve yine senle devam edelim. Muhammed Enes Kırca, Ömer Said Karacakurt, Koray Uyanık ve Yusuf Günaydın. Peki minber takımı Özber Baran, buyurunuz bakalım. Kardeşler Haşim Baran, Mehmet Genç, Şükrü Ünlü Eloğlu ve Berkay Sefa Karataş. Efendim bugün programımızın çıkışında kardeşlerimize tabii Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarını armağan ediyoruz. Diğer kardeşlerimize dergiler vereceğiz. Diyanet Çocuk dergileri. Kapanışımız, vedamız biraz farklı olsun. Mikrofonu versene. Salih aldım. Yusuf bize kapanışta bir Fatiha oku. Bugün öyle bitirelim olur mu? Biz de başka şeyler okuyalım mı? Pekala hepiniz okursunuz ama önce Yusuf'u dinleyelim. Haydi bakalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allahu ekber. Sadakallahu'l-azim. Bir de Fatiha'da. El-Fatiha.